Son bir alan formülü. Bazen size kenarları ve bu kenarlara ait yüksekliklerin uzunluklarını verir. ABCD paralel kenarında BC kenarın uzunluğuna A diyelim. Bakın bu kenara ait yükseklik demek arkadaşlar. A köşesinden ya da karşıdaki kenar üzerindeki herhangi bir noktadan bu kenara indirilen dikmenin uzunluğu demek. Ki şunu hatırlayın. Paralel kenarlar arasında yüksekliği nereden çizerseniz çizin daima aynı kalacaktı arkadaşlar. Mesela sizin şuradan D köşesinden indireceğiniz dikmenin değeri de gene HA'ya eşit olacaktır. Eğer A'yı ve HA'yı biliyorsanız alan ABCD bilinen kenarla buna ait yüksekliğin çarpımı olur arkadaşlar. Diğer kenarın uzunluğuna B dersem, buna ait yüksekliğe de HB dersem alanı B çarpı HB'den hesaplayabiliriz arkadaşlar. Yeter ki bir kenarı ve bu kenara ait yüksekliği hesaplayabilecek durumda olalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir soru soralım. ABCD paralel kenar olsun. Buraya K noktası diyelim. Şurası 8 santimetre olsun arkadaşlar. BK uzunluğuna 16 santimetre diyelim. BC ve DC uzunlukları da birbirine eşit olsun arkadaşlar. Bu durumda alan ABCD nedir şeklinde bir soru soralım. Tabi ABCD paralel kenar diyerek başlamıştık soruya. Sizin verilenler kısmında bunu mutlaka görebilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın ABCD paralel kenarında kenarlar birbirine eşit çıktı. BK'nın tamamını 16 santimetre demiştik. Bunu ben yanlışlıkla çizmişim arkadaşlar. Bakın CK'ya A dersem BC'nin değeri bu durumda 16 eksi A. CD de buna eşit. Bu da 16 eksi A olacak. CKD dik üçgene dikkatlice bakarsanız şu 8 size atmaz rüya yapma şansı verir arkadaşlar. 8 gördüğüm zaman aklıma hemen 6-8-10 üçgeni geldi. Bakın A'yı 6 kabul edersem burası gerçekten 10 çıkıyor. O zaman bizim aklımızdan geçen bu değer doğru. Burası 6 santimetre ise DC 10 dedik. Bu durumda BC'de ne olacak arkadaşlar? 10 olacak. Paralel kenarımızın alanını hemen hesaplayabiliriz. Çünkü bilinen bir kenarımız var. 10 santimetre. Bu kenara ait yükseklik D'den indirilen dikme 8 santimetre. 8 çarpı 10'dan bu paralel kenarın alanını 80 santimetre kare olarak hesaplayabiliriz arkadaşlar. Şimdi yazdığımız bu özelliklerin sonucu olan bazı alan özelliklerimiz var arkadaşlar. Onları da ben size hızlıca yazayım. Konumuzu burada bitirelim arkadaşlar. Sonuçlar diyebiliriz burada. Şimdi ilki şu, ben az önce size farkında olmadığınız pahatında yaptım. Paralel kenarda yalnızca bir köşegeni çizersek arkadaşlar alanı tam iki eşit parçaya ayırmış olacağız. Yani ACD üçgenin alanı S ise ABC üçgenin alanı da S olmalıdır. Bir değil de iki köşegeni birden çizersem. Şeklimiz zarfa benzedi. Burada oluşan bu 4 tane üçgenin alanı da daima birbirine eşit olmalıdır. Neden? Çünkü köşegenler birbirini ortalıyor. Eşit tabanlar ve ortak köşeler bizi eşit alanlara götürüyordu zaten. Üçgendeki alan özelliklerinizi hatırlayarak bunların nereden geldiğini de görmeye çalışın arkadaşlar. Köşegenlerin ikisini de çizersek 4 parçaya ayırdık. Üçüncü özelliğimiz olsun bu da. Paralel kenarın kenarlarından herhangi birinin üzerinde bir nokta. Bu E olsun, iki kere D yapmayalım. Alıp bunun karşısındaki kenarın köşelerini birleştirirsek oluşan şu üçgenin alanı üstteki iki üçgenin alanının toplamına eşittir arkadaşlar. Birine S1, birine S2 diyorum. Bakın bunlar eşit olmak zorunda değil. Olduğu durumlarda elbette var ama her zaman olmak zorunda değil. Ama ortadaki alan toplamdır. Ve bu EBC üçgenin alanı ABCD paralel kenarının alanının da tam yarısıdır. Nereden geldiğini görmeye çalışın arkadaşlar. Bakın S1 artı S2, S1 artı S2 toplam alan 2 S1 artı 2 S2. 2'ye bölersem gerçekten EBC üçgenin alanını hesaplayabiliyorum. Şu özellik karşımıza sıklıkla çıkar arkadaşlar.
basit bir iki soru yazalım burada. Burası K noktası olsun. Tabii ki ABCD paralel kenar olsun. Şuraya 10 santimetre diyelim. Buraya 16 santimetre diyelim. Şuradan D köşesinden indirilen yüksekliğimiz 2 santimetre ise BC uzunluğu nedir diye soralım arkadaşlar. Şimdi bakın burada ABCD'nin paralel kenar olduğunu söyledik arkadaşlar. ABCD paralel kenarsa BKC üçgenin alanı 16 ile 10'un toplamından 26 santimetre olacaktır. Burası 26 santimetre kare ise arkadaşlar bakın alan 10 santimetre kare, 16 santimetre kare. Birim ifadelerine dikkat etmek lazım. 26 santimetre kare oldu. BC'yi bulmaya çalışacağız. Değeri x olsun. Elimizdeki verilere bakalım nasıl devam edebiliriz. Bir üçgen var. Alanı belli. Kenarlarından birini istiyoruz ve bu kenara ait yükseklik de belli arkadaşlar. Çünkü bakın sizin paralel kenarın AD kenarı üzerindeki D noktasından indirdiğiniz yüksekliğin değeri 2 ise K'dan BC'ye indireceğiniz yükseklik de 2 olacaktır. Bu durumda BKC üçgenin alanı şu üçgen ifadesini yazalım. BC ne? 2 santimetrelik yüksekliğin çarpımının yarısıdır. Üçgenin alanını biliyoruz 26 santimetre kare. İkiler birbirini götürürse buradan BC'nin 26 santimetre olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu kural önemli. Sorular çeşitlenecektir mutlaka. Ama siz genel hatlarıyla üstteki iki alanın toplamının üçgenin alanını verdiğine dikkat edin arkadaşlar.